Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere düşen ve yeşeren anlamına gelen kalanşo çiçeğini tanıtacağım. 125 farklı türü olan kalanşo çiçeğinin 3 rengi var elimde. Açık pembe olan, koyu kırmızı ve yeni gelen sarı rengi kalanşo çiçeğimin. Kalanşo çiçeğini yeni aldıktan sonra bakımını nasıl yaparız? Sulamasını nasıl yaparız? Toprak değişimini yapmalı mıyız? Saksı değişimini yapmalı mıyız? Bunlar hakkında, çoğaltılması hakkında size bilgiler vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi benim kalanşolarım artık coştular. Çok güzeller. Yem yeşil, koyu yeşil renginde yaprakları. Bunlar benim geçen yılki bana hediye gelen kalanşolar. Videolarını çekmiştim onları izleyebilirsiniz. Arkadaşlar fidelimesini de yaptım. Çoğaltma işlemini de yaptım. Bunları nasıl yapıyoruz? Nasıl toprak kullanmalıyız? Bunların hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. Eğer ki videomun sonuna kadar da izlerseniz bu bilgilerin hepsinden haberdar olabilirsiniz. Eğer atlamadan izlerseniz gerçekten ciddi anlamda çok önemli bilgiler vereceğim. Bunların hepsinden de faydalanın arkadaşlar. Çünkü benim genelde çiçeklerimin hep e, gerçek olmadığını düşünenler oluyor. Kendi ellerinden kontrol edenler bile oluyor. Videolarımda da mümkün olduğunca zaten topraklarını size gösteriyorum. Hani gerçek olduğunu görün diye ve önceki videolarımla da izlerseniz zaten çiçeklerimin ne kadar büyük, güzel bir gelişimini kısa bir ne kadar güzel bir gelişim gösterdiğinizde görebilirsiniz. Sizin de çiçekleriniz bu şekilde olsun diye ben bu videoları çekiyorum ve farklı farklı çiçek videoları çekiyorum. Eğer ki farklı farklı çiçekler bakıyorsanız, yetiştirmeyi de seviyorsanız kanalıma abone olup bana destek olup benim videolarımı izleyip sizler de bu nasıl bu kadar güzel çiçeklere sahip olduğumun bilgilerini öğrenip kendi çiçeklerinizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir yılda görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde coştu. Artık sarkıt şeklinde çiçek çiçeğim gördüğünüz gibi sarkıt şeklinde oldu artık kenarlarından artık taşıyor. Bunlar da nasıl oluyor? Hangi vitaminleri veriyorum ki vitamin vermeden tabii ki bunlara ben bu şekilde ulaşamadım. o vitaminleri de açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Onlara da ayrıca da yapın. Gerçekten çok güzel coşmuş çiçekleriniz olsun. Artık kış mevsimine girdik. Çiçeklenmeleri başlayacak kalan şoların. kış mevsimini çiçeğidir. İki büyük yapraktan çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Suda bekletmeden direkt toprağını ekerek. Şu kenarlarından da eğer ki keserseniz fazla bir gücünü yaprağına vermemiş olur. Tekrar yeni fideler oluşturmasını sağlamış olursunuz. O yüzden büyük yaprakların kenarlarından keserek direkt suda bekletmeden Gömün arkadaşlar fıs fıs yardımıyla da arada bir sulamasını yapın. Önceki videomun linkini bırakacağım. Oradan da nasıl o fidelememiz gerektiğini çoğaltmamız gerektiğini de birebir göstermiştim. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki çiçeğiniz çok güzel yeşil renkte ise böyle coşmuşsa artık yani incecik bir dal haline değil de benim çiçeğim gibi kenarlarından coşa coşa e, filizler vere vere çelikler vere vere çoğalıyorsa o zaman çiçeklenmesini acele etmeyin arkadaşlar. Çiçeklenmesini er ya da geç zaten yapacaktır. Kış mevsimine geldik. Yazın başına kadar çiçeklenmesi devam edecek. Her tarafında da çiçekler olacak arkadaşlar. Bunun için çok acele etmenize gerek yok. Çiçek gelişiminiz de güzelse bunun için acele etmeyin arkadaşlar. Peki gelelim yeni aldığımız kalan şu çiçeğini eve getirdik. Marketten aldık, çarşıdan aldık ve hasıl eve getirdik. Kesinlikle poşetinden çıkartmıyoruz. Kesinlikle sulama yapmıyoruz. Toprak saksı değişimi yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten herkesin yaptığı en önemli yanlış bu. Çiçeğiniz eğer ki diyorsanız ki ben alıyorum. Benim çiçeklerim genelde A101, bir mikros türü marketlerden alınmış çiçekler. Toprağını sulama yapmıyorum ben arkadaşlar. Bir kontrol edin toprağını. Suyu var mı diye içerisinde ne mi varsa sulamaya gerek yok. 4 gün oldu benim bu çiçeğim geleli. Mikros'tan almış eşim. 4 gün boyunca ben bir kere bile sulamadım. O poşetinde o şekilde kenarda e, güneşi alan yerde havada yerde bekletiyorum. Ara ara da toprağını kontrol ediyorum arkadaşlar. Seyretme işlemi yaptığınız zaman da zaten çiçeğiniz daha güzel gelişimini gösterecek. Bakın gördüğünüz gibi hiç toprağında su var mı yok. Aynı bu sukulent ve kaktüsler gibi çok suyu sevmez. Hani onlara nasıl bakıyorsanız, nasıl sulamasını yapıyorsanız kanaşoları da öyle yapın. Susuz kalınca çiçeğiniz ölmez. Bundan emin olun. Yaprağın içerisinde zaten su tutuyor bu bitki dayanıklı susuzluğa dayanıklı bir bitki ne kadar çok sularsanız o kadar çabuk çiçeğinizi kaybedersiniz ölmesine sebep olursunuz şimdiki kış mevsimindeyiz şu anda ee, kışın 15 günde bir bir çay bardağı, saksısının saksınızın durumuna göre ya da bir su bardağı olmak üzere sulamasını yapabilirsiniz. Tabağın altında ben su bulundurmuyorum. Bunu hemen hemen her videomda da özellikle tekrar ediyorum. Tabak altında su tutmayan arkadaşlar çünkü suyun yükselme gücü vardır. Ne kadar benim çiçeğim e, yukarıda, toprak aşağıda deseniz de o toprak o suyu köküne, çiçeğin ulaştıracaktır. Kendi toprağını kontrol edin parmağınızda. Eğer kuruduysa Ha tamam o zaman iyice içinde kuruluk varsa o zaman sulamasını gerçekleştirin. Ara ara ben fıs fıs yapıyorum çiçeklerimin kalaşolarımın üzerine. Ee, belki de o yüzden de güzel canlı görünüyor. Hani onu da deneyin. Ben yapıyorum ama e, su değmemesi gereken yapraklı bitkiler var. E, her bitki için de bu geçerli değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Düşen ve yeşeren anlamına geliyor dedik. Bakın yaprağı düşmüş. Şimdi düştüğü yerden bu yaprak yeşerecek. Bu, bu şekilde de çoğalacak. Aynı sukulentler gibi. Sukulentin de hani düştüğü zaman kendi kendine hemen orada bir filizlenme olur. Hemen kök salar. Aynı şekilde kalanşolar da öyledir. Çok kolay bir şekilde tutar. Çok kolay bir şekilde büyür. E, sulamasına bu şekilde dikkat ediyoruz. Çok önemli bir bilgiydi. Bakın arkadaşlar bunu atlamayın. Su seven çiçeği sulayın. Su sevmeyen çiçeği sulamayın. Yanlış sulama çiçeğinizi öldürür. Evet, e, aydınlık ve havadar mekanları sever dedik. Direkt güneş ışığını sevmiyor çiçeğimiz. Direkt güneş ışığını koyarsanız yazın özellikle çiçeğinizde ölmeler yaşayabilirsiniz. Ben yazın çiçekliğimin en altına koyuyorum çünkü o da çok güneş görüyor. Güneş ışığı görmesin diye hani aydınlık ama güneş ışığını direkt almasın diye saksımın e, çiçekliğimin en altına saksılarını koyuyorum. O şekilde de. Yaz boyunca o şekilde bakımını sağladım arkadaşlar. Kalsiyum ve potasyum kullanıyorum çiçeklerimi. Onların linkini de bırakacağım. Aynı şekilde izleyin. Kalsiyumu her sulamada, potasyumu da ayda bir kere olmak üzere yani en az diyelim ayda bir. O şekilde sulaması, potasyumunda sulamasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kalaşolar küsen bitkilerdir. Eğer ki bu tomurcuklanan bu çiçekler açtıktan sonra bir kuruma meydana gelecek. Kuruyarak kendinin düşmesini bekleyin. Eğer ki evet kurudu artık çiçeğin orasını koparayım diye acele ederseniz çiçeğinizi küstürmüş olacaksınız. Bu kuruyan çiçeklerin eğer kurursa arkasından yeni yeni tekrardan çiçeklenmeler yapacaktır. Özellikle ona dikkat edin. Bir ay boyunca en az bir ay boyunca poşetinden kesinlikle çıkartmayın. Poşetinden çıkarttıktan sonra da o büyük yaprakları çoğaltma işleminde kullanın arkadaşlar. Ne dedik aşırı sulamayı yapmıyoruz sonbahardan yaza kadar çiçekli kalıyor. Bu yazdan sonbahara kadar da çiçeksiz kalır. Aa benim çiçeğim neden çiçeksiz yazın niye çiçek açmıyor diye düşünenler varsa kalan şu kış mevsimini sever. Soğuk havaların soğumasıyla beraber çiçeklenmeye başlar arkadaşlar. Peki toprağı nasıl olmalı? Saksı değişimi nasıl olmalı? Hemen bunlar hakkında da sizi bilgilendireyim arkadaşlar. Şimdi biz en büyük yapılan yanlışlardan biri nedir? Çiçeği aldık geldik eve. Hemen poşetini açıyoruz. Hemen bir saksı toprak değiştirme bir acele hemen. Bir hızlıca bir toprağın hemen bir saksısını değiştireyim olayına giriyoruz. Bu yanlış bir çiçek bakımında yanlış bir durum. Kesinlikle çiçeğimizin saksısını toprağını değiştirmiyoruz ve sulamasını yapmıyoruz. Neden sulamasını yapmıyoruz? Zaten o kendi suyu içerisine var. Bu kalanşolar dediğim gibi suyu sevmez. Aşırı sulanmaktan kesinlikle hoşlanmaz. İçerisinde nemliyse bile toprağı sulamayın. İyice kuruması lazım. Aynı bu aloe veralar gibi, sukulentler gibi, kaktüsler gibi. Kaktüs, sukulent, aloe vera büyüten kişiler çok kolay şekilde kalanşoyu da büyütür arkadaşlar. Çünkü onun bakımıyla bunun bakımı aynı arasında hiçbir fark yok. Tek farkı bu çok büyüyor. Hani çok büyümez diyorlar. Hayır çok büyüyor. İşte görüyorsunuz benim kalanşolarım bir yılda ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz. İlk aldığım zaman evet bu sarı sarı çiçek gibiydi. Sarı kanarşo gibiydi. Küçücük bir şeydi. Hatta o yanındaki büyük büyük dalları bile ben koparmış. Çoğaltma işleminde kullanmıştım. Geriye kalan küçüklerden düşünün yani saksının içinde bir avuç kalanşo vardı. Eğer ki bir yılda bu kadar çok büyüyebiliyorsa kalan şu. Kalan şu büyüyen bilen bit bitkidir arkadaşlar. Sarkıt şeklinde şu anda benim çiçeğim. Ve bunlar üzerinde çiçeklendiği zaman artık yani her tarafından bir çiçeklendiği zaman bir düşünün. Bir gözünüzün önünde canlandırın. Kocaman bir çiçek buketi gibi olacak. Çok fazla güneşe değdirmiyoruz çiçeklerimizi. Yapraklarda yanma, solma yapabilir. Buna özellikle dikkat edelim. Peki saksısını ne zaman değiştirelim? Eğer çiçekte e, ölme varsa, e, o tomurcukları eğer ki açmadan hemen kuruyorsa, yapraklarında solma varsa, o zaman ha tamam toprak değişimini yapabilirsiniz ya da çiçeğiniz çok büyümüştür, artık e, saksısına yetmiyordur, o zaman bir numaralı büyük bir saksı ile saksı değişimini yapabilirsiniz. Bunu da çiçeklenmesi bittikten sonra yapın. Budamasını da aynı şekilde çiçeklenmesi bittikten sonra budama işlemini yapabilirsiniz. Bu ne zamana denk gelir? Yaza denk gelir. Yazın budama işlemini de yapabilirsiniz. Ben budama işlemini yapmadım. Gördüğünüz gibi de gayet de güzel büyüdü. Artık benim gibi bir senelik bir çiçeğiniz varsa bunu yapraktan değil de artık çelikten çoğaltma işlemine girebilirsiniz. Ya da kökten ayırarak çoğaltma işleminde yapabilirsiniz. Toprak saksı değişiminde. Eğer ki çiçeklerinizle çok oynarsanız bu ne demek? Çiçeklerinizin yerini çok değiştirirseniz, çiçeklerinizin saksısını, toprağını çok değiştirir, çok oynarsanız çiçekleriniz ölür arkadaşlar. Çiçekler sevmez kendisinden fazla oynanmasını. Çiçeğinize güzel bir yer yapın. Orada çiçeklerinizi bırakın. Yerini de sevdikten sonra orada büyümesine devam etsin. Vitaminlerin ek vitaminlerini de vermeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Atlamış olduğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok sanırım. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazıp sorabilirsiniz. Ben cevaplandıracağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoş